Merhabalar, ben Burak Şambak. Kanalıma hoş geldiniz. 14 Ekim tarihinde Photoshop'ta büyük bir güncelleme oldu. Bu güncellemeden sonra sizlere Photoshop CC 2025 versiyon 26.0 ile gelen bütün değişiklikleri anlattığım videoyu bundan 2 hafta önce, ardından Camera Raw Editor 17.0 versiyonuyla gelen değişiklikleri anlattığım videoyu da 1 hafta önce yayınladım. Bu videoların linklerini de aşağıdaki açıklama kısmına koydum. Şimdi sizlere Photoshop Beta 26.1.0 versiyonu ile gelen ve çok önemli bir araç olduğuna inandığım Generative Workspace, yani üretken çalışma alanını anlatıyorum. Photoshop'a geçmeden önce de kısa bir bilgi, mikrofonumu ödünç verdiğim arkadaşlarım ayarlarıyla oynamışlar ve maalesef ses kaydı çok iyi değil. Fark ettiğimde tüm eğitim kısmını da çekmiştim. Lütfen kusura bakmayın. Haydi Photoshop Beta 26.1 bize neler getirmiş onları inceleyelim. Keyifli izlemeler. Bu arada bildiğiniz gibi kanal içeriği videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz. Aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. Ve Photoshop Beta'nın içindeyiz. Öncelikle bu yeni özelliği kullanabilmek için Photoshop Beta'mızın güncelliğini nereden sağlıyoruz onu göstereyim. Bunu ben küçültüyorum. Desktop'tayım ve Adobe Creative Cloud'a tıklıyorum. Ve burada sol taraftaki Apps tıkladım. Uygulamalar yani. Burada Beta'ya tıkladım yukarıda. Ve Photoshop Beta'mın şu anda güncel olduğunu burada görüyorum. Çünkü eğer güncel olmasaydı burada update, yani güncelle diyecekti. Şuradan da kontrol edebiliriz. View Updates diyor. Güncellemeleri gör. Tıkladım. Ve burada bütün programların yine güncel olduğunu görüyorum. Photoshop Beta'da 26.1 versiyonunda. Eğer Photoshop Beta güncel değilse size burada update çıkacak open yerine. Siz de ona tıklayıp güncelledikten sonra Photoshop Beta'yı açacaksınız. Bunu kapatıyorum. Ve Photoshop Beta'nın içine gideceğim. Buradan da kontrol edelim. Yukarıdaki Help Yardım'a tıkladığım zaman, burada About Photoshop'a tıkladığım zaman yine burada Photoshop Beta'nın 26.1.0 release, yani versiyonunu burada görüyorum. Bundan kurtulmak için de üzerine tıklamanız yeterli. Şimdi yeni aracımız Generative Workspace, yani Türkçesiyle üretken çalışma alanı, Edit düzenle menüsünün altında. Bakın burada hiçbir şey açık değil. Edit'e tıkladım ve burada Generative Workspace'i buldum. Buna tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Bunlar benim daha önce yaptığım denemeler, onların sonuçları. Ve siz ilk başta açtığınızda burada muhtemelen herhangi bir şey gelmiyor olacak. İlerlemeden önce bir konuda size güzel bir bilgi vermek istiyorum. Burada yaptığınız değişiklikler, yani ürettiğiniz, yapay zeka ile ürettiğiniz görseller sizin kredinizden herhangi bir şey çalmıyor. Bunu da şöyle göstereyim size. Firefly.com sitesindeyim ve buradaki profilime tıkladığım zaman benim şu anda kaç kredim varmış? 942 kredim kalmış 1000 krediden. Birkaç tane işlem yaptıktan sonra tekrar gelir burayı güncelleriz ve buradaki kredinin azalıp azalmadığını görürüz. Şimdi tekrar Photoshop'a geçiyorum. Şimdi burada size sonuçları veriyor ve bu sonuç görselleri üzerinden de ilerleyebiliyorsunuz. Fakat bu görselleri biz nasıl yaratıyoruz? Elbette şu alt tarafta bir komut satırı var. Buna herhangi bir şey yazdığımız zaman çıkabiliyor ama burada siz herhangi bir şekilde komut yazıp bu yazdığınızın sonuçlarını burada görebileceğiniz gibi, bu all images, yani bütün görüntülerin içinde, bir yanındaki inspiration, yani ilhama tıklarsanız burada başkalarının ürettiği, yapay zeka ile ürettiği çeşitli görseller görüyorsunuz. Buradaki görsellerden herhangi bir tanesinin bir benzerini oluşturmak istiyorsanız, mesela şuna tıklamak istiyorsanız burada use settings, yani ayarları kullan diyor ve burada da bu ayarın, yani yaratıcısı, kendi yaratıcısı tarafından oluşturulma sebebi olan tanımı var. Use settings diyorum ben şu anda
Ve buraya bu tanım geldi gördüğünüz gibi. Ve Generate'e tıkladığım zaman burada alt kısımda görüyorsunuz Generating diyor, üretiyor diyor. Ve burada 4 tane birbirinden farklı görsel üretti. Bunların büyük halini görmek istiyorsanız üzerine tıklayabilirsiniz. Bu ilki, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu da dördüncüsü. Tekrar bütün fotoğrafları, daha doğrusu görselleri diyelim, fotoğraf demek çok da doğru değil. Bütün görselleri göreceğiniz albüme dönmek için tekrar All Images'e tıkladım. Ve bakın burada ben bir değişiklik yapmak istiyorum. Her şey aynı olsun. Buradaki person'ı woman yapalım. Örnek olsun diye yazıyorum. San Francisco Golden Gate Bridge yerine İstanbul, ne diyelim, hangi köprüyü yazalım? Boğaz Köprüsü diyelim. Bakın Boğaz Köprüsü olarak çıkacak mı? Saçma sapan bir şey çıktı. Peki İstanbul Kız Kulesi diyeyim. Bakalım çıkacak mı? Şimdi bizim 3 tane köprümüz var ya İstanbul'da. Boğaziçi Köprüsü tabii ki ilk eski ismiydi. O yüzden onu bulamamış olabilir. Heh. Bakın Kız Kulesi'nin önüne kızlar geldi. Ama bu Galata Kulesi olmuş. Bu Kız Kulesi, tamam, varım, olmuş bu. Bunun da yeri çok yanlış, farkındaysanız. Yani İstanbul'u bilenler bilirler. Evet, burada da yer çok, hem çok yanlış, hem bu da Galata Köprüsü'ne birazcık benzemiş. Tekrar All Images tıkladım. Burada ben başka bir şey deneyeyim mesela Inspiration'dan. Şu görsel benim çok hoşuma gitti. Ve Use Settings diyorum. Burada o tanım, komut satırı neyse onu getirdi. Ben buna bir ek yapmak istiyorum. Virgül dedim. Sunrise dedim. Gün doğumu dedim. Ve burada şimdi artık biraz daha fazla detaylara girebiliriz. Bakın şurada aspect ratio var. Yani en boy oranı. Bunu şu anda square, yani karede tutuyor. Ben bunu mesela landscape'e çevireyim. 4'e 3 oranı olsun. Herhangi bir şekilde bir referans görselim varsa buraya tıklayıp onu seçmem lazım. FX'e tıklıyorum. FX'te en önemlisi en üstte bu fotoğraf mı olsun, sanat eseri mi olsun, fotoğrafı seçiyorum. Ve burada da çeşitli seçebileceğiniz, bir anlamda filtre diyeceğim, seçenekler var. Mesela bunun herhangi bir tanesi. Tekniklere bakalım. Bakalım. Beğenmedim. Sizle beraber inceliyorum. Splash image. Neyse bu. Hadi bunu ekleyelim. Olmazsa çıkartırız. Bu eklediğim splash image ekledim buraya. Buraya eklendi. Ve generate'e tekrar tıkladım. 4 tane seçenek geldi. İstersem buradan da detail view yapabiliyorum. Burada hangi motorla bu işi gerçekleştirdik? Biliyorsunuz şu anda Firefly 3 ile bütün bu yapay zeka fotoğraflar üretiliyor. Bir görsel geldi. İşte sonraki bu. O da en sonuncusu. Beğendim mi? Çok beğenmedim. Peki, tekrar biz All Images geçelim. Ve Inspiration'a geçtikten sonra başka bir şey seçelim. Daha biz kendimiz de yaratabiliriz tabii ki bunları ama. Bakıyorum. Tabii benim ilgimi çeken sizin de ilginizi çekecek diye bir şey de yok. Doğal olarak. Şu mesela. Use Settings dedim. Beachfront Home on a Tropical Island. Generate dedim.
Burada tıkladım şimdi ilkini. Fena değil. İkinciye tıkladım. Fena değil. 3. Şu çok sahte gözüküyor. Bu da dördüncü. Şu ilki fena değildi ve farz edin ki siz bunu artık Photoshop'a indirip orada bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Burada birkaç tane seçenek var. Add to, ekle dediğiniz zaman Photoshop'un içinde new document, yani yeni doküman olarak mı ben bunu ekleyeyim, yoksa ben bunu farklı katmanlarla mı ekleyeyim diye bir soru soruyor. New document dediğiniz zaman ve add, ekle dediğiniz zaman bu Photoshop'un içine gelmiş oldu ve generate image'ten geldiğini göstermek için buraya generate image diyor. Sağ kliğe tıklayıp ardından flatten image yaparsak background haline gelir ve ardından bununla ilgili bir şey ekleme çıkarma şudur budur yapabiliriz. Edit yine generative workspace yani üretken çalışma alanı. Yine all images geldim. Bunun güzel tarafı bunların bir anlamda hafızada duruyor olması. Örnek veriyorum. Şu görsel benim daha önce yarattığım bir görseldi. Bu görseli gelip de istersem üzerine tıklarım, istersem şu yukarıdaki kareye tıkladığım zaman bununla ilgili olarak detaylı aç veya bütün setting yani ayarları kullan, prompt'u kullan, bunu kompozisyon referansı olarak kullan, bunu stil referansı olarak kullan ya da bunu indir veya bunu sil veya uygunsuz olduğunu raporla şeklinde bana çeşitli seçenekler çıkıyor. Ben buna tıkladığım zaman bunun kendisine ait olan prompt şurada. Bakın ben bunu şurada yazılı olan tanımı buradaki use all settings'e tıkladığım zaman buraya gördüğünüz gibi o comment prompt geldi. Ben burada bir değişiklik yapmak istiyorum. Mesela ne yapalım? Virgül dedim. Black background dedim. Yani siyah fon. Tekrar generate dedim. Ve bu yeni ürettiklerini burada en sona atmış olması lazım. Yes, buraya almış. Bakın siyah fona çevirdi. Ya ben bunu siyah fonda denedim ama bir de kırmızı fonda denesem nasıl olur acaba diye düşündüğünüzde bir de siyah beyaz da olsa nasıl olur diye düşündüğünüzde yani bir anlamda çeşitli varyasyonlar düşündüğünüzde burada Photoshop Beta size yardımcı olarak add variable dediği bir araç da geliyor. Şu black background'a geliyorum. Black background'u mouse'la taradım. Add variable yani seçenek ekle dedim. Black background'un yanına virgül koydum. Red background dedim. Ve ardından da bir yere de şu lomografi fotoya geldim. Buraya da add variable dedim. Buraya da virgül koydum. Black and white dedim. Yani ben bu satırı hem lomografi renkli, hem siyah beyaz, hem siyah fon, hem de kırmızı fon için çalıştıracağım. Ve bu yapmış olduğum varyasyonlar sebebiyle toplamda 16 tane generation yapacak, üretim yapacak. Tıkladım. Ve all images şuradan görelim daha rahat görürüz. Aşağı doğru inelim. Bakın 1, 2, 3, 4 satır. Şu son 4 satır bizim bu toplam 16 varyasyonumuz. Siyah fon, kırmızı fon. Burada da siyah fon ve kırmızı fon var. Burada görmüş olduğunuz gibi siyah beyaz versiyonu da elimizin altında. Ya ben
Sıfırdan bir şeyler yazmak istiyorum. Peki olur. Çarpıya bastım. Buraya geldim. Ne yapalım? Motosiklet kullanan bir kurbağa olsun mesela. A frog riding a motor bike in desert dedik. FX'e geldik. Fotoğraf olsun dedik. Ardından başka herhangi bir şey yazmıyorum. Bakalım ilk olarak ne çıkaracak. Komik 4 tane kurbağa getirdi. Şimdi ben bunu bir daha run edeceğim, çalıştıracağım ama landscape yapacağım. Yani yatay. Ve buraya variable ekleyeceğim. Yani değişken. Frog'a geleceğim. Variable diyeceğim. Frog virgül ne olsun? Elephant olsun. Ondan sonra buraya geleceğim. Add variable diyeceğim. Sunrise diyeceğim. At night diyeceğim. Bir kurbağa olacak, bir fil olacak, bir gün doğumunda, bir de geceliğin. Bakalım bu 1, 2, 3, 4, 4 kere 4, 16, generate 16 diyor zaten. Nasıl çıkacaklar? Frog, bu ilk bizim dörtlü frogumuz. Bu sonradan 16'lık kısmın ilk dörtlüsü. Frog, gündüz, gece, fil, gündüz, fil, gece. Şu çok komik. Tıkladım. Ya tabii ki hatalar var. Şurada bir sıkıntı var, burada bir sıkıntı var, şudur budur ama bu bir başlangıç seviyesi en azından. Bunu ben Photoshop'a nasıl atacağım dersek, şurada open dediğimiz zaman bunu Photoshop'a getiriyor. Edit ardından neredeydi? Generative Workspace. Şuna bakalım. Çok güzel oturmuyor fil tabii. Hadi diyelim ki bunu seçtiniz. Buradaki Open'a tıkladığınız zaman Photoshop'un içine atıyorsunuz. Buradaki Download, indir dediğiniz zaman da bilgisayarınızda nereye indirmesini istiyorsanız, ben de bu desktop'taymış. Desktop'a kendi dosya ismiyle bunu indiriyor. Bir kaydedeyim ve ardından da kapayım bunu. Şurada açıyorum. Görseli istediğim yere indirmiş olduk. Tekrar Photoshop'a geçiyorum. Yine Edit Generative Workspace'e girdim. Ve All Images tıkladım. Burada bir de dikkat ederseniz Fast Mode var. Daha çabuk üretiyor. Siz burada motosiklet süren kurbağa dediniz, generate dediniz. O sırada o üretirken burada variable'la değil de kendiniz yazı yazarak motosiklet kullanan fil dediniz. Ardı ardına burada siz komut satırı yazıp generate, generate, generate derken fast modda, çabuk modda, hızlı moddaysanız bunlar burada oluşturuluyor. Fast modu kapatırsanız birazcık daha uzun sürüyor. Mesela yepyeni bir şey yazalım buraya. Burada şöyle bir şey yapayım. A cabin in the woods. Light inside. Foggy dedim. Tıkladım. Ve o sırada a house in the woods morning dedim. Generate dedim. Yani bu üst satır oluşturulurken ikinci dörtlüyü de ben burada fast modda, hızlı modda üretebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yeni bir şey göstereceğim size. Şunları bir bakalım önce. Bir bu. İki. Üç. Dört.
Şu fena değil gibi ama ben burada mesela bir referans fotoğrafım var, ben çektim. Buna benzemesini istiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Şuradaki referansa tıklayarak tıkladım. Bir menü açıldı. Kompozisyon olarak mı referans olsun yoksa stil olarak mı referans olsun? Ben kompozisyon olarak referans olsun istiyorum. Burada upload image, görseli yükle diyor. Tıkladım. Desktop'a gittim. Tıkladım o fotoğrafa. Burada bu fotoğrafın kendinize, size ait olduğundan emin olun diyor. Confirm diyorum. Yani onaylıyorum. Ve generate diyorum. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi ve bu geldi. Şimdi aynı şeyi reference'ı buradan kompozisyondan silip stil olarak uysun diyorum. Yeni görseli yüklüyorum. Aynı şeyi söyledi, eminim dedim. Ve generate dedim. Bu sefer stil olarak bunu kullandı. Tekrar All Images geçiyorum. Şimdi şu görsele geldim. Use All Settings dedim. Foggy dedi ve referans olarak yine aynı stili ekleyeceğim. Bakın nasıl fark yaratıyor. Bir önceki çünkü gündüzdü. Bu foggy. Bakalım nasıl olacak. Generate dedim. En sona gittim. Gördünüz mü nasıl değiştirdi? 2, 3, bu da 4. Tekrar All Images döndüm. Şimdi isterseniz bu kadar üretim yaptıktan sonra bir internete bağlanalım ve neler olmuş, kaç kredimiz gitmiş ya da gitmemiş mi, doğru mu söylemişim başta bir onu görelim. 942 vardı. Refresh ediyorum. Tıkladım. Hala 942 var. Bir tane bile kredim gitmemiş. Şimdi bu eğitimin bir özetini size yapmak istiyorum. Bir, sıfırdan herhangi bir görsel üretmek istediğiniz zaman şu anda kredinizin hiç harcanmadığı bir opsiyon var. Photoshop beta'nın içinde. Bu çok önemli. Yani yaratıcı kafalar için bulunmaz bir Hint kumaşı. 2. Bu yakında burada herhangi bir hata varsa onlar düzeltilerek şu anda kullanmış olduğumuz lisanslı CC 25 Photoshop'unun içine de girecek. Dolayısıyla bu olduğunda sizin burada deneyiminiz varsa Photoshop'un içine bunu çok daha kısa bir sürede yapacaksınız. Ben bunu daha önce başka araçlar için de size söylemiştim. Ve orada uygulamayı yapanlar Photoshop'a geldiğinde bu özellikler çok mutlu olmuşlardı. Çünkü artık prosesi, konsepti biliyorlardı. 3. Herhangi bir şekilde kafanıza bir şey gelmiyorsa Inspiration'a basıp buradan herhangi bir şeyi seçip bunun benzerini yaratabiliyorsunuz. Bunu gördük. Burada üretmiş olduğunuz görseller hiçbir şekilde yok olmuyor, kalıyor. Yani sizin Photoshop'un içinde üretken şu bu kullanarak ürettiğiniz herhangi bir görsel kalmıyor. Son hangisini seçtiyseniz o versiyona sahipsiniz. Ama burada yapmış olduğunuz her şey duruyor. Dolayısıyla komut satırı bile bakın şurada ne yazdıysam ona ait bilgi var. Aspect ratio kaça kaç oranlı olduğu, nasıl üretildiği, fast, hızlı üretmişim, işte fotoğraf mıymış, yoksa art mıymış ki biz genellikle fotoğraf kullanıyoruz. Art başkalarının işi, sanat. Burada duruyor. Buradaki eskiden üretilmiş herhangi bir şunu seçelim. Görseli seçip Use All Settings bütün ayarları kullan deyip buraya gelen komut satırını revize etmek elinizde. Bunun fonu kırmızı olsun, yeşil olsun, beyaz olsun, kadın olsun, erkek olsun şeklinde variable yani değişken eklemek elinizde.
Bu geçiş aşamasında Photoshop Beta'da bunları yapıp kredilerimizden kaybetmemek bence bizim için hakikaten çok önemli bir kazanç. Belki bu Photoshop'un içine eklendiği zaman, resmi versiyona eklendiği zaman belki kredilerimiz de gidiyor olabilir. Onu bilmiyorum. Nasıl olacak? Kredi gidecek mi, gitmeyecek mi? İstediğim herhangi bir görselin üzerine tıklayıp bunu büyütüp istiyorsam Add to, ekle, işte New Document olarak mı, şu mu, bu mu seçebiliyorum. İstiyorsam ve Photoshop'un içinde açılıyor. İstiyorsam şuradaki Download'a tıklıyorum. Bilgisayarımda istediğim bir yerde o kaydediliyor. İstiyorsam favorilerimi ekliyorum. İstiyorsam bu versiyonu silmek istiyorsam buradan siliyorum. Tekrar All Images dedim. Şu Setup'a da bir bakalım. Full Image görselin tamamını gösteriyor. Fill Square dediği, kare olarak doldur dedi. Bunların hepsini kare olarak gösteriyor. Bence bu Full Image olması daha mantıklı. Image size small, medium, large. Size gösterdiği görsellerin boyutu. Şu an medium'da, bence yeterli. Large'a tıkarsanız daha büyük gösteriyor. Large da seçebilirsiniz. Sorun yok. Bir de burada en altta Reset Preferences var. Muhtemelen ona tıkladığınız zaman zaten bu ikisi geliyor olacak. Başka size burada anlatabileceğim bir şey var mı diye düşündüğüm zaman, FX'e çok girmedim. Haklısınız. Ama burası tamamen size ait olan bir şey. Yani şunu ekleyeyim, bunu ekleyeyim. Ya mesela yapalım, bir tanesini yapalım. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Use all settings dedim. Mesela burada FX tıkladım. İşte bokeh olsun dedim. Sonra ne olsun? Ultraviyole olsun. Temalar hiperrealistik olsun. Materials, malzemeler geç. Kurbağaya uymaz. Kaotik olsun. Dediğim zaman bütün bu seçmiş olduğum filtrelerde buraya geldi. Generate diyorum. Şurada da bana durumu gösteriyor. Generating dedi. All images dedim. En alta gelecek bu. İşte seçmiş olduğumuz efektler sebebiyle bu hale geldi bizim kurbağa. Bir. İki. Üç. Kurbağa filden daha başarılı sanırım. Bu da dört. Vay. Çok yakışıklı bir kurbağa oldu. Son bir satır tekrarıyla bu eğitim videosunu bitiriyorum. Arkadaşlar, beta'da şu anda herhangi bir kredi kaybı olmadan çeşitli görselleri üretmek gibi bir imkanımız varken bence bu fırsatı sakın kaçırmayın, olur mu? Hoşça kalın. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşça kalın.